Canım ailem herkese merhaba şu anki animasyon sorumuzu bir önceki soru videomuzda son sorumuzda çözmüştük sorunun cevabını sizlerden beklemiştim genel olarak baktığım zaman yanlış cevap veren arkadaşlarımız sayısı fazla bu tarz durumla karşılaştığımız zaman hemen soruyu e, ilk birinci soruya vererek ben çözmeye çalışıyorum hani aklımıza soru işareti kalmasın diye videodaki tehlikeli durum sürücülerin hangi kuralı ihlal etmeleri sonucunda oluşmuştur takip mesafesi kuralı geçme kuralı, kavşaklarda ilk geçiş hakkı kuralı, şerit takip kuralı. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Şerit takip kuralı. Beyaz renkli araç sağ tarafa dönmek istiyor ama sol şeritte. Yeşil renkli araç sol tarafa dönmek istiyor ama sağ şeritte. Bu şekilde olmayacaktı. Yani burada bir şerit takip kuralı ihlali söz konusu. Yeşil renkli araç sol tarafa dönecekse eğer sol şerit üzerinde olacaktı. Beyaz renkli araç, araç sağ tarafa dönecekse her, sağ şeritte olacaktı. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır? Yine burada önemli bir şey değinmemiz gerekiyor. Dikkatli bakalım. 1, 2, 4, 3, 2, 1, 3, 4. 2, 3, 4, 1. 3, 1, 2, 4. Doğru cevabımız. B yakı 2, 1, 3, 4 şeklinde olacak da düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahipti. Biz bunu biliyoruz arkadaşlar ama orada yol var lefası var ve tali yolda bulunan araç sürücüleri en son geçerdi. Böyle söylerdik. Ama orada polis aracı var. Polis aracın bir geçiş üstünlüğü var değil mi? He, o zaman ben derim ki geçiş üstüne sahip olan araçlar talih yolda dahi olsalar ilk geçer derim. Bakın bu tarz söyler animasyon şeklinde de görebiliyoruz. O yüzden açıklayarak anlatıyorum. İki nolu araç e, talih yolda değil mi? Evet. Hemen onun karşısı 4 nolu aracın bulunduğu yer ne? Burası da talih yol. Ne demiştim? Talih yolda bulunan araç sürücüleri en son geçer demiştim. O zaman 4 de en son geçer mi? Geçer. Ne dedik? İlk e, araç polis aracı olduğu için geçiş üstü hakkına sahip olduğu için tali yolda olduğuna bakılmaksızın ilk iki geçiyor. Daha sonra bir nolu kamyon geçiyor. Çünkü düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkına sahip demiştik. Daha sonra da dönüş yapmak isteyen otobüs geçiyor ve en son da tali yolda bulunduğu için dört nolu araç geçiyor. Kanama olan bölgeye turnike uygularken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir? Eklem bölgesi olmasına, kalp seviyesinde bir bölge olmasına, vücutta yastık kemiklerin olduğu bölge olmasına, vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına. Doğru cevabımız. D şıkkı vücutta atardamarların geçtiği ve tek kemikli bölge olmasına dikkat ediyoruz arkadaşlar. Şimdi turnike neydi? Kanama durdurma yöntemiydi. Diğer adı sıkma bağıydı. Şimdi durdurulamayan kanamalarda turnike uygulanır. Öyle her kanamada turnike uygulanmaz. Bir kanama vardır e, bez koyarsınız o şekilde kanamayı durdurursunuz ama bu bir uzuv kopması ise işte o zaman o kanamayı 3 tane bez koyarak da bastırsanız durduramazsınız bu yüzden turnike uygulamanız gerekir ve turnike de şunu bileceğiz 15-20 dakikada bir sıkma bağı 5-10 saniye gevşetiliyor bunu unutmayın sınavda soruyorlar e, neden peki bu şekilde yapılıyor diye milletim neden 15-20 dakikada bir sıkma bağını siz 5-10 saniye kadar gevşetiyorsunuz diyor cevabımız şu dokulara kan yani oksijen gitmesini sağlamak için biz bunu yapıyoruz. Ve yine yıldızlı notumuz baskı noktalarına baskı uygulamak yeterli ise turnike uygulamıyorsunuz. Hangisi göğüs ağrısı yaşayan kazazede yapılacak ilk yardım uygulamalarındandır? Yere oturup pozisyon verilmesi, egzersiz yapmasının sağlanması, kullandığı ilaçları varsa almasının engellenmesi, yaşam bulgularından sadece solunumun değerlendirilmesi. Doğru cevabımız. A şıkkı yere oturu pozisyon verilmesi doğru bir uygulama olacaktı. Bakın göğüs ağrılarında pratik bir yöntemdir. Göğüs ağrısı mı bahsediyorsun sorusu ve hangi pozisyon verileceğini mi soruyor? O zaman yere oturuş ve oturuş pozisyonu diyorsunuz. Başka pozisyonları karıştırmayın. Hani e, sırt üstü yatış vesaire yan yatış değil. Yer oturuş ve oturuş pozisyonu. Neden bu şekilde? Kişi daha rahat nefes alsın diye. Hani bu şekilde veriliyor. Mantığı da budur aslında. Şimdi... Yere oturuş ve oturuş pozisyonu kimlere verilir söyleyeceklerim önemli. Kaburgalarında kırık olanlar bakın kaburga yine göğsünü orada değil mi? Kaburgalarında kırık olanlar yere oturuş veya oturuş pozisyonu verilir. Kol ve köprücük kemiği kırığı olanlar yere oturuş veya oturuş pozisyonu verilir. Delici göğüs yaralanması görselini varmıştı mı sizlere? Nasıl o da Yara oturuş ve oturuş pozisyonu değil mi? Delice karın değil, bakın göğüs yaralanmasından bahsediyorum. Daha sonra solunum yolu ile gerçekleşen bir zehirlenme olduğunu düşünün. Kişi nefes almakta zorlanıyor, zorluk çekiyor. Bilince açık yara oturuş ve oturuş pozisyonu veriyorsunuz. E, kişi kalp krizini geçiriyor diyelim. Ne yapacağız? Yara oturuş veya oturuş pozisyonu arkadaşlar bunları unutmayın. Kamyonu, Kamyot ve römorklarda kısa mesafelerde işli taşınmasında aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Kısa kenarlarının düşmeye önleyecek yükseklikte olması, kasa üzerinin kapalı olması, elle tutulabilecek korkulun bulunması, kısa kapaklarının kapalı tutulması. Doğru cevabımız. B şıkkı kasa üzerinin kapalı olması bu zorunlu değildir. Çünkü kısa mesafelerden bahsediyoruz. Ve yine şunu söyleyelim. Ee, kamyon, kamyon ve romorklarda yükle birlikte yolcu taşınırken yapılması zorunlu olan neydi? Kasa, yan ve arka kapaklarının kapalı olması zorunluydu. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması da zorunluydu. Şimdi romork yazıyor ya orada. Bir tane daha bir şey öğrenelim ondan sonra diğerine geçelim olur mu? Romark takmış otomobilin azemi hızı romarksız halindeki hızına göre ne, nasıl olacaktı? 10 kilometre saat daha az olacaktı. Bunu da hatırladık. Geldik 6'ya. Hangisi yakı sisteminde yapılan ayarlardandır? Rolant ayarı, debriyaj ayarı, platin ayarı, buji ayarı. Doğru cevabımız. A şıkkı rolant ayarı olacaktı. Motorda yapılan ve yakıt tasarrufunu eski eden ayarlardandı. Aracın çalışabileceği minimum devir sayısına deniliyordu ve yakıt sisteminde yapılan ayarlardandı. Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran karayolu yapısı, trafik tertibatı veya gerece ne denir? Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız. Ada, ayırıcı, şerit, banket. Doğru cevabımız. B şıkkı ayırıcı adı veriliyor arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Görsele bakalım. Oradaki şerit ve banket de bizim için önemli. Bakın şu anki gördüğünüz bir ayırıcı değil mi? Taşıt yollarını veya yol bölümlerini birbirinden ayıran, bir taraftaki taşıtların diğer tarafa geçmesini engelleyen veya zorlaştıran kralı yapısı, trafik tertibatı veya geleceğimiz biz ne diyoruz? Ayırıcı diyoruz arkadaşlar. Yani orası bir bölünmüş yol mu? Evet değil mi? Bölünmüş yol. Bir yöndeki trafiğe ait taşıt yolunun bir ayırıcı ile diğer taşıt yolundan ayrılmasını biz bölünmüş yol diyorduk. Buraya bakalım. Bakın şu anki orada şerit var. Şeridi de bize soruyorlar. Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgili halde ayrılmış bölümüne biz şerit diyoruz. Orada banket var. Bankete de bakalım. Yine tanım olarak da önemli. Yay yolu ayrılmamış kayolunda yayaların ve hayvanların kullanabileceği zorunlu hallerde de araçların faydalanabileceği kısmı biz banket diyoruz arkadaşlar. Kişilerin huzurunu ruh ve beden sağlığını bozacak seviyedeki istenmeyen sesleri nadif edilir. Seste ilan, duyuru, gürültü, konuşma. Doğru cevabımız C şıkkı gürültü olacaktı. Bazen de şöyle geliyor sınav sorusu. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne ad verilir diyor. Burada yine gürültü diyoruz. Hangisi termostatın görevidir? Yakıt hava karışımını ayarlamak, diferansiyeli çalışma sıcaklığına tutmak, karterdeki yağı yağ kanallarına göndermek, motor soğutma suyu sıcaklığını çalışma sıcaklığından sabit tutmak. Doğru cevabımız. D şıkkı olacaktı. Motor soğutma ve sıcaklığını çalışma sıcaklığından sabit tutmaktı. Termostat hangi sistemin parçasıydı hatırlayalım soğutma sisteminin bir parçasıydı arkadaşlar değil mi? E, ee, peki termostat arızalıysa ne olur? Bakın arızalıysa termostat motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşır. Çünkü biz termostat için diyoruz ki soğutma suyunun belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar diyoruz. E termostat arızalıysa bozulursa eğer işte motor çalışma sıcaklığına çok geç ulaşır. İlk yardım çantasına gazlı bez bulundurmanın amacı nedir? Etrafı temizlemek, kalp masajında kullanmak, yaraları kapatmak ve sarmak, kırıklarda ağrı azaltmak. Doğru cevabımız C şıkkı yaraları kapatmak ve sarmak olacak. Hazır ilk yardım demişken ilk yardım çantasında neler bulunur neler bulunmaz onları bir hatırlayalım. Şimdi neler bulunuyor? Üçgen sargı bez bulunur, gazlı bez bulunur, makas bulunur, çengelli iğne turnike, yara bandı, el alfeneri, yanık örtüsü, esmark bandajı bunlar bulunduruluyor ama milletim sakıncalı olanları sormayı daha çok seviyor. Şimdi yaralanmalarda biz diyorduk ki şunlar, şunlar yapılmaz diyorduk değil mi? Yaralanmalarda bakın, e, iki yardım çantası çantasında da işte o yapılmayacak olanların bulundurulması sakıncalı. Aslında şu anda hem yaralanma sorularını kolaylıkla çözeceksiniz hem de iki yardım çantasında neler sakıncalı onu öğreneceksiniz. Tantür diyor. İki yardım çantasında bulundurulmaz değil mi? Olmazdı. Açık yaraya tantriyot dökülür müydü? Hayır dökülmezdi. Biz ışıklarda gördüğümüz zaman hemen elerdik. Oksijenli su iki yardım çantasında bulundurulmazdı değil mi? E, açık yere dökülür müydü? Hayır açık yere oksijenli su dökülmezdi. Merham iki yardım çantasında bulundurulmaz. Yaraya ben merham sürsem olur mu? Olmazdı değil mi? Pamuk bulunduruluyor mu o zaman iki yardım çantasında bulundurulmuyor. Yaranın üzerine açık yaranın üzerine pamuk kapatsam oluyor mu? Hayır olmuyor. Serum, kağıt mandil, ağrı kesici ilaç, yara yanık bunlar ilk yardım çantasında bulundurulmuyor sakıncalı. Şu anda hem e, nelerin sakıncalı olduğunu öğrenmiş bulunuyorsunuz hem de yaralanmalarda nelerin yapılmadığını yapılmayacağını öğrenmiş bulunuyorsunuz. Arkasındaki aracın geçme uyarısını alan araç sürücüsünün hangisini yapması yanlıştır? Uzağa gösteren lambaları yanıyorsa yakını gösteren lambaları yakması. Daha erken davranarak öndeki aracı geçmeye başlaması. Aracını izlediği şeridin sağından sürmesi. Taşıt yolu dar ise sağa yaklaşması. Doğru cevabımız. B şıkkı yanlış olacaktır. Bakın arkamızda bir araç var. Bizi geçmek istediğini anladıysak eğer ondan daha erken davranarak kendi önümüzdeki aracı geçmeye çalışmıyoruz. Veya hızımızı artırmıyoruz. Ee, onun geçişini zorlaştıracak herhangi bir şey yapmıyoruz. Şekilde verilen pozisyon adı nedir? Alçene pozisyonu, koma pozisyonu, şok pozisyonu, bahçene pozisyonu. Doğru cevabımız. Dış baş geri çene yukarı pozisyonu olacak. Şimdi birazdan bir şeyler söyleyeceğim ama orada şok ve koma diyor. Şok pozisyonu nasıldı? Kişi sırt üstü yatardı değil mi? Bacakları 30 cm kadar yukarıya kaldırırdı. Biz buna şok derdik. Koma nasıldı? Yarı üstü yatış pozisyonuydu. Sadece bilinci kapalı olanlara verdiğimiz bir pozisyondu. Hemen görsele bakalım. Şimdi şu anki gördüğümüz baş çene pozisyonu arkadaşlar. Ee, burada baş yavaşça geriye doğru itiliyor. Çene kemiği geri 90 derece dik hale gelene kadar baş geriye doğru itilmeye devam ediliyor. Yasta veya işte yaralı diyelim. Baş çene pozisyonu verilerek hava yolu açılmış oluyor arkadaşlar. Şimdi boyun travması yoksa her baş geri çene yukarı pozisyonu ama boyun travması varsa işte o zaman da alt çene pozisyonu veriyorsunuz. Yani şu anki gördüğünüz. Düşme ve trafik kazalarında daima aksi kanıtlanmadıkça kişide boyun zedelenmesi varsayılarak bu pozisyon uygulanıyor. Burada baş hareket ettirilmeden alt çene her iki elin dört parmağıyla alttan kavranıyor. Baş parmaklar elmacık kemikleri üzerine koyularak çene öne ve yukarı doğru kaldırılıyor. Burada e, bir boyun zedelenmesi varsa alt çene pozisyonu, boyun zedelenmesi yoksa baş çene pozisyonu. Aşağıdaki kemiklerden hangisine kırık olması durumunda kaza göğüs bölgesine yapılan baskıda şiddetli ağrı, nefes almada güçlük ve öksürük belirtileri görülür. Kol kemiği, kalça kemiği, uylu kemiği, kaburga kemiği. Doğru cevabımız. Değişik olacak kaburga kemiğinde biz bunu görüyoruz. Peki kişi kaburgasından yer alandı. Kaburga kemiği kırığı var. Hangi pozisyon verecektik hatırlayalım tekrar yer oturuş veya oturuş pozisyonu veriliyor. Kalça kemiği kırında ikisi karıştırılıyor çünkü kalça kemiğinde de sırt üstü yatış pozisyonu veriliyor. Karayollarında seyreden araçların yüklenmesi ilişkin usullere göre aşağıdakilerden hangisi yapılması yasaktır. Araç dengesinin korunması, trafik güvenliğinin dikkate alınması, taşıma sınırına ve dingil ağırlığına uyulması, taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi. Yasak olanı arıyoruz. Doğru cevabımız. D şıkkı taşınan yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirilmesi yasaktı. Neden yasak? Tehlikeli olduğu için. Aşağıdakilerden hangisi trafik psikolojisinin hedeflerindendir? Trafik kazaları nedeniyle insan araç ve çevrede meydana gelen zarar azaltmak, trafikte yaya, hasta ve engellilere zorluk çıkarmak, stresli olarak araç kullanmayı teşvik etmek, olumsuz kişilik özellikleri kazandırmak. Doğru cevabımız. Aşıkı olacaktır trafik kazaları nedeniyle insan, araç ve çevrede meydana gelen zararı azaltmak. Hatta şunları da ekleyelim diyelim ki trafik kültürünün ve güvenlik bilincinin gelişmesine katkıda bulunmak yine bu da hedefi arasında trafik kazaları ve trafik kazaları içerisinde e, o kazaları engelleyebilecek önlemler üretmek yine trafik psikolojisinin alanı ve hedefi içerisinde. Aksine bir işaret yoksa eğimsizlik yönlü dar yolda motorsuz ile motorlu taşıtın karşılaşmaları halinde hangisi diğerine yol vermelidir? Motorlu taşıt, motorsuz taşıta. Motorsuz taşıt, motorlu taşıta. Şeridi daralmış olan taşıt diğerine. Trafik yoğunu az olan yöndeki taşıt diğerine. Doğru cevabımız. 5 yıkı motorsuz taşıt motorlu taşıta yol vermeliydi. Koşulların uygun olması halinde sürücü kesik yol çizgileri boyunca hangisini yapabilir? Diğer şeride geçemez, öndeki aracı geçebilir, takip mesafesini azaltabilir, sol şeritte sürekli seyredebilir. Doğru cevabımız bir ışık olacak öndeki aracı geçebilir kesik çizgi varsa geçeriz devamlı çizgi varsa geçemeyiz hem kesik hem devamlı çizgi varsa işte o zaman ne tarafta olduğumuza bakardık. Diğer şeride geçemez diyor. Hayır geçiş yapabilir. Takip mesafesini azaltabilir diyor. Bakın hiçbir sağ sorusunda takip mesafesi azaltılmaz. Bunu unutmayın ama görünce eleyin zaten sol şeritte sürekli seyredebilir demiş. Hayır sol şerit sürekli olarak işgal edilemezdi cezası vardı para cezası ve ceza puanı uygulanır da. Burada kişi sollama yapabilir. Aşağıdaki sağlık problemlerinden hangisinin motorlu taşı sürücü adayında bulunması, sürücü belgesi alması engel değildir Rankörlü, alkol bağımlılığı, psikotrop madde bağımlılığı, günlük hayata kısıtlayan denge problemi. Doğru cevabımız. A şıkkı ran köylü olacak. Bakın ran sürücü belgesi almaya engel değildi. Peki e, kişi az duyuyorsa, işitme cihazı kullanıyorsa eğer, o zaman yine işitme cihazıyla belli bir duyma yeterliliğine ulaşabiliyorsa o kişiler sürücü belgesi kullanabiliyorlar. Hususi araç kullanabiliyorlar. Hani B sınıfı bakın hususi araç kullanabiliyorlar. Eşitme cihazıyla belli bir duyma yeterliliğine ulaşan sürücüler ve F sınıfı yani traktörü de kullanabiliyorlar. Peki uzağı az gören arkadaşlarımız var. Onlar ne yapacak? Gözlük veya lens kullanarak belirli bir görme yeterliğine sahip olduktan sonra araç kullanabilecekler. Peki kişi monoküler ise yani tek gözü görmeyen kişileri biz monoküler diyoruz değil mi? Bu kişiler ne yapacak? Sürücü belgesi alabiliyorlar. Ama neye kullanamıyorlar? Ticari araç kullanamıyorlardı. Daha önceki soru videomuzda da söylemiştim. Araç kullanırken yukarıda verilen belirtilerin sürücüde sezilmesi halinde hangisi yapılmalıdır? Gözlerini açık tutmakta zorlanıyorsa, dalıyor ya da dikkatini toplayamıyorsa. Şıklar mola verilmeli, yola devam edilmeli. Gözler uvuşturulmalı, başlık tutmaya çalışılmalı. Doğru cevabımız aşakı mola verilecektir. Video izleyen arkadaşım sizle beraber seyahat ediyoruz. Aracı ben kullanıyorum ve e, siz benim gözlerimi açık tutmakta zorlandığımı görüyorsunuz. Daldığımı ve dikkatimi toplayamadığımı da görüyorsanız eğer yani. bana ne dersiniz? Hocam bir mola verelim mi dersiniz? Çay da yanında güzel olur. Akünün elektrolit seviyesi hangisindeki gibi olmalıdır? Plakaların ortasına, plakaların en altında, plakaların 1 santim altında, plakaların 1 santim üzerinde. Doğru cevabımız. D olacaktı. Plakaların üzerinde olacaktı. Bazen de ayrı bir sınav sorusunda kaç santim olduğunu soruyorlar. Şu anki gördüğünüz gibi 1 santim olacaktı. Peki akünün elektroliz seviyesi azalmış ise ne ilave edecektik? Onu bir hatırlayalım. Akünün elektroliz seviyesi azalmış. Saf su değil mi? Saf su ilave edecektik. Peki akünün bakımında hangisine dikkat etmemiz gerekiyordu bizim? Elektroliz seviyesine değil mi? Ona dikkat etmemiz gerekiyordu. Belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 5, 10, 15, 20. Doğru cevabımız. A şakı 5 metre mesafe içinde park etmek yasaktı. Bazen de oraya duraklama yazıyor. Şu an park etme yazıyor ya. Bazen de duraklama der. Biz neyi biliyorduk? Duraklamanın yasak olduğu her yerde park etmek de yasaktı. Biz bunu biliyorduk. Peki nerelerde yasak? Bir bak mı? Çünkü sınavlarda gelebiliyor. Bağlantı yollarında. Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde. Sol şeridi durmak Duraklamak, park etmek yasaktı, değil mi? Dönemeçlerde, e, yay ve okul geçitlerinde duraklamak yasaktı. Tepe üstüne yakın yerlerde duraklamak yasak. Neden? Tepe üstü bir yerden bahsediyoruz. Karşıdan bir araç gelirse siz onu göremezsiniz, o araç da sizi göremez. Bu yüzden o tarz yerlerde, yani tepe üstüne yakın yerlerde, kavşaklarda, tünellerde, rampalarda duraklamak yasaktı, arkadaşlar. Görüşün yeterli olmadığı her yerde, bakın görüşün yeterli olmadığı her yerde duraklamak, park etmek yasak. Önünüzü tam olarak göremiyorsanız oralarda durmaktan, duraklamaktan, park etmekten kaçının. Aşağıdaki parçalardan hangisi arızalandığında motor yanında su, soğutma suyunda yağ olduğu gözlenir. Piston, kamile, krakmile, sindir, kapak çontası. Doğru cevabımız D şıkkı silindiri kapak çantası olacaktı. Peki yine onun üzerinden gidelim. Silindiri kapak çantasına kaçak varsa eğer radyatördeki su, ya, su ne olurdu? Azalır değil mi? Bakın unutmayın. Silindiri kapak çantasına kaçak varsa radyatördeki su azalıyor arkadaşlar. Peki silindirler aşındaysa eğer ne olur? Motor yağ yakar. Unutmayın olur mu bunu da? Hangisi etkili bir frenleme yapılamaması neden olur? Hidrolik yağ seviyesinin yüksek olması, fren pedal boşluğunun az olması, balataların ve fren sistemin ıslanmış olması, balans ayarının iyi olması. Doğru cevabımız. C şık olacak balatalar ve fren sistemi ıslandıysa etkili bir frenleme yapılamazdı. Taşıtlardaki süspansiyon sisteminin görevi hangisidir? Yakıt tüketimini azaltmak, aracın dönüşlerini sağlamak, aküne şarj olmasını sağlamak, titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümlemek. Doğru cevabımız değişik olacak süspansiyon sisteminden bahsediyoruz. Titreşimleri, salınımları ve ani şokları sönümleyerek yumuşatan bir sistemdir. Şimdi sü süspansiyon sisteminde iki tane elemanı var. Helezon yaylar ve amortisörler. Amortisörler bizim için bir tık daha önemliydi. Neden? E tanım olarak soruyorlardı. O yüzden yay salınım süresini kısaltan parça eşittir. Amortisör diyorduk. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Gevşek şev döner kavşak yandan rüzgar kesti buzlanma. Doğru cevabımız. D şıkkı gizli buzlanma olacaktı ve gizli buzlanmanın olduğu yerlerde ani fren yapılmaz, ani hızlanılmazdı. Ee, dönüşler dikkatli bir şekilde olmalıydı yoksa aracınız, aracınızı kaydırabilirdiniz. Yine burada takip mesafesini ne yapacağız? Artıracağız değil mi? Azaltmıyoruz. Önümüzdeki araç ile olan o mesafeyi açmamız gerekiyor. Bakın takip mesafesini artırabilirsiniz ama azaltamazsınız. Solama yapmaktan da kaçının bu tarz yerlerde. Kan şekeri düşüklüğü yaşayan bir kazazede de aşağıdaki belirtilerden hangisi görülür? Dokluk kesi, yavaş, nabız, görmede, netlik, yüzeysel solunum. Doğru cevabımız D şıkkı yüzeysel solunum olacaktı. Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksikliğinden ortaya çıkardı. Arkadaşlar her birimizin de olmuştur değil mi? Kan şekerim düştü deriz mesela. E, ne olur bir belirtilerine bakalım çünkü sorabiliyorlar. Hızlı nabız olur. Kan şekeriniz düştüğü zaman görme bozukluğu olur. Yani net göremezsiniz. Görme bozukluğu olur. Terlersiniz. Yüzeysel soğunluk meydana gelir. Aniden acıkma hissi. Bakın aniden acıkma hissi oluşur. Hani acıkırsınız ya böyle birden aniden. Kan şekerim düştü herhalde dersiniz. Ee, daha sonra konuşma güçlü olur. Kişi titrer, bulantısı olur, yorgunluk hali olur, terler. Hani bunlar kan şekeri düşüklüğünün belirtisi. Aşağıdaki trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? Dikkatli bakalım. Doğru cevabımız. A şıkkı olacaktı düşük banket. B şıkkı gevşek malzemeli zemin diyoruz. C şıkkı gevşek şev yani taş düşebilir, kaya düşebilir anlamında. Şimdi C şıkkına şöyle biraz değinelim arkadaşlar. Ne dedim? Taş düşebilir, kaya düşebilir değil mi? Ha, demek ki ben bu tarz bir yerden geçiyorum. Benim aracımın üzerine Allah korusun taş, kaya vesaire düşer yuvarlanabilir mi? Öyle bir ihtimal olmasaydı bu levhayı oraya koymazlardı. O zaman ben o yoldan geçerken şuna dikkat edeceğim. Hızımı artırmıyorum. Yavaş gideceğim. Bakın hızımı artırmıyorum. Yavaş gideceğim. Sakin gideceğim. Ee, daha sonra öndeki araçları geçmekten ve sollama yapmaktan kaçınacağım. 5 zaten sağ taraftan daralan kaplama yani yolun sağ taraftan daralacağını bildiriyor. Yine bunun ile alakalı şunu söyleyeyim. D şıkkındaki levhaya bakın. Yol sağ taraftan daralıyor değil mi? Ha. Siz sağ taraftan daralan yol üzerinde olduğunuzu düşünün. Bakın soldan da gelen bir araç var. Hanginiz ilk geçecek? Gözünüzde canlandırın bunu. Soldan gelen araç ilk geçecek değil mi? Çünkü yol sizin tarafınızdan daralıyorsa eğer sizin durmanız gerekiyor. Yani yavaşlamanız gerekiyor. Soldan gelen araç geçecek. Daha sonra siz e, tekrar o sağdan sola bağlanıp biyonuza devam edeceksiniz. Hani e, Bu tarz sorular var. O yüzden söylüyorum. Aşağıdaki kanama türlerinden hangisine kan kaybı değerlerine nazaran fazla olduğu için daha kısa sürede hayati tehlike meydana gelir. Burun kanamaları, atar damar kanamaları, kılcal damar kanamaları, toplar damar kanamaları. Doğru cevabımız. Eşik'i atardamar kanaması olacaktı. Ne diyorduk biz onun için? Damarların atası, ataların atasıydı. En tehlikeli sayıda kısa sürede çok kan kaybedip kişi ölüme kadar götürebiliyordu atardamar kanaması. Rengi nasıldı? Açık, kırmızıydı. Bakın kanama sorularında işinize yarar. Renklerini öğrenin. Atardamar kanaması açık kırmızı. Toplardamar kanaması nasıl? Koyu. Bakın kanı toplardım, konuşamadım. Toplardamar kanamasının rengi koyu. Atardamar kınamasının rengi açık. Hocam ben şimdi karıştırırım sınavda. Nasıl aklımda tutacağım? Şöyle toplar diyoruz. Bakın top. Koyu renkli bir toptan. Toplar damar kanamasının koyu renkli olduğunu aklınıza tutabilirsiniz. Atar damar kanaması da açık renkliydi. Kılcal damar kanaması hafif bir kanamadır. Sızıntı biçiminde olan bir kanamadır. Kendi kendine durabilir. Hayatı önem arz etmez. Burun kanaması. Aa burun mu kanıyor? Hadi hemen otur otur. Ne yaptık? Oturuş pozisyonu verdik. Ne yapacağız? Başına bir öne doğru eğecek ve burun kanatlarını 5 dakika süreyle sıkacağız soğuk uygulama yapılabiliyor da. Hangi durumdaki yaralı kesinlikle SDL taşınmalıdır? Omurga kırı olan, kaburga kırı olan, birinci derece yanı olan, kolunda yara ve kırık olan. Doğru cevabımız. A şakı, omurga kırı olan. Bakın bırakın kırı şüphesi dahi varsa. Omurga yaralanması, zedelenmesi. Hani bunun şüphesi dahi varsa. Siz kişi sedyeyle taşıyorsunuz. Başka bir alternatifiniz yok. Alıp kucakla taşıyayım, kucaklayayım, götüreyim, iki kişi sürükleyelim de hayır hayır öyle bir şey yok. Sedyeyle taşıyacaksınız. Neden? Sizin küçük bir hatanızda kişi faç kalabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden mutlaka sedele taşınması gerekiyor. Şimdi bu soruyu bilerek veriyorum. Çünkü şehirleri farklı verip de sorabiliyorlar. Yapamayan arkadaşlarım var. O eksiği bir tamamlayalım. Sivas'tan hareket eden bir araç haritada görüldüğü gibi önce Konya'ya oradan da uşağa gitmiştir diyor. Bu durumda araç hangi yönlerde hareket etmiş olur? Batı doğu, kuzey güney, güney batı, kuzey batı, kuzey batı güney doğu. Doğru cevabımız C şaka, güney batı kuzey batı şeklinde olacak. Dediğim gibi şehirleri farklı verip de sorabiliyorlar ama hani çözemeyen arkadaşlarım var onlar için bu soruyu anlatıyorum aslında. Şimdi neredeyiz biz? Sivas'tayız değil mi? Nereye gideceğiz? Konya'ya. Konya, Konya Sivas'a göre daha aşağıda mı? Aşağıda. Yani güney değil mi aşağısı? Ve daha batıda mı? Aynen öyle. O zaman güney batı yönüne doğru hareket mi edeceğim ben? Aynen öyle. Geldim şimdi de Konya'dayım. Nereye gideceğim? Uşak bakın Uşak biraz daha yukarıda değil mi ve daha batıda ha, o zaman kuzey batı yönde mi gideceğim ben aynen öyle ne oldu cevabımız güney batı kuzey batı oldu. Trafik kazasına karışanlar aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlüdürler? İki yardım tedbirlerini almakla, yaraların ilaçlı tedavisini yapmakla, kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmekle, kaza yapan araçların yerlerini değiştirmekle. Doğru cevabımız. A şıkkı iki adım telbilerini almakla yükümlüdürler. Kırık çakık burkulma gibi kemik ve ekleme ilgilendiren olaylarda iki yardımcının temel hedefi ne olmalıdır? Sorunu bölgeyi hareketsiz duruma getirerek kaza durumunun kötüleşmesini önlemek, kaza sedinin oturması ya da sağ sola kımıldamasına izin vermek, kol ya da bacakta bozulmuş şekle düzeltmeye çalışmak, kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak. Doğru cevabımız. A doğru olacak. Kırık, çıkık, burkulma, incinme hiç fark etmiyor. Hareketsizliğini sağlamanız gerekiyor arkadaşlar. bir şıkkı diyor ki oturmasını ya da sağ sola kımıldamasına izin vermek. Hayır hareketsizliğini sağlayacaksınız. E, kırık, çıkık hani bozulmuş olan şekle uzman olmayan kişiler tarafından düzeltilmeye çalışılması dediği bir şey var. Bu tarz durumlara asla müdahale yani izin vermiyorsunuz. Uzman olmayan kişilerce Kırık eklem uçları yerine oturtulmaya çalışılmaz. Çıkık da aynı şekilde. Kırık bölgenin hareket ettirilmesini sağlamak da hayır yine hareketsizliğini sağlayacaksınız. Şişlik olabilir miydi? Olurdu değil mi? O zaman ne yapacağım ben? Kalp seviyesen yukarıya kaldıracağım. Sıcak soğuk hangi uygulama yapacaktım? Soğuk uygulama yapacağım değil mi? soğuk uygulama yaparsam eğer şişmesini ve morarmasını da en aza indirmiş olurdum. Sürücüler yolcu indirip bindirirken aşağıdaki kurallardan hangisine uymak zorundadırlar? Yolcuları soldan indirip bindirmek, kapıların kapanmasını beklemeden hareket etmek, yol ve trafik müsait ise aracın her iki tarafından yolcu indirip bindirmek, yolcuları sağdan indirip bindirmek. Doğru cevabımız D şıkkı olacak yolcu indirmek bindirmekte mi sağdan olacaktı soldan olmayacaktı sol şerit hızlı bir şeriti ee, sol şeritte durma duraklama park etme asla yapılmazdı. Kazan sonrasında oluşan sağlık sorunlarını en aza indirmeye amaçlayan uygulamalara ne ad verilir? Trafik girişim iki yardım yöntem. Doğru cevabımız C şıkkı ilk yardım olacaktı. Sağlık sorunlarını en aza indirmeyi amaçlayan uygulamalara derdik. Şimdi orada trafik var ya onu da bir öğrenelim. Yayaların, hayvanların ve araçların karayolları üzerindeki hal ve hareketlerini ne diyoruz? Trafik diyoruz arkadaşlar. Tanım olarak önemli o da. Aşağıdaki durumların hangisinde kazazedeye bahşenopozisyonu verilmesi uygundur? Burun kanaması olan, bulantı ve kusması olan, solunum yolu tıkalı olan, Boy numaralarında zedelenme olan Doğru cevabımız Çeşitlik olacak solunum yolu tıkalı olan Devam edelim Şekle göre sol dönüş yapmak isteyen bir numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Bakalım 2 numaralı araca yol vermelidir Hızını artarak dönüşünü yapmalıdır 2 numaralı aracın durmasını beklemelidir 2 numaralı araca yakas eterek durdurmalıdır 1 numaralı araç sürücüsü ne yapmalıdır? Dikkat bakalım. Hmm. Doğru cevabımız A olacak. 2 numaralı araca yol vermelidir. Düz giden araçlar dönecek önce olan araçlara göre öncelik hakkına sahip olduğundan 2 numaralı araç sürücüsü ilk geçer. 1 numaralı araç sürücüsü onu bekler hangisi koma belirtilerindendir? Kötü kokulara karşı burnun tıkaması, sorulan sorulara anlamlı cevap vermesi, gözleriyle hareket eden cisimleri takip etmesi, yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması. Doğru cevabımız. D şıkkı olacak. Yutkunma, öksürük gibi tepkiler kaybolurdu. Koma neydi? Derin, uzun süreli bilinç kaybı haliydi. Kişi hiçbir şekilde konuşamazdı size. Yutkunamazdı. Su içemezdi. Yani yutkunma refleksi yoktu. Bu yüzden ağızdan herhangi bir şekilde yiyecek, içecek sıvı asla verilmezdi. Motorlu bisikletler otoyollarda askeri kaç kilometre hızla gitmelidir? Kiramaz 40-50-60. Doğru cevabımız A şıkkı, giremez bakın motorlu bisiklet giremez motorsuz bisiklet giremez traktör giremez e, iş makinesi izin aldıktan sonra otoyola giriş yapabiliyor buna dikkat edin çekici girebilir mi otoyola elbette girebilir bunda bir sorun yok yaya girebilir mi yaya ya. hayır yaya da giremez zaten otoyola girişlerde hemen sağ tarafta kocaman bir levha görürsünüz hemen otomobil girişinde orada zaten bize bildirir yayının giremeyeceğini motorlu bisikletin giremeyeceğini traktörün giremeyeceğini hani bunları belirtir bize Fren mesafesi ile ilgili verilen cümleler doğru de, yanlış y olarak değerlendirildiğinde sıralama aşağıdakilerden hangisi olur? Aracın hızı arttıkça fren mesafesi azalır. Yol yüzeyinde su birikmesi buz ya da kar olması fren mesafesini artıran faktörlerdendir. A şıkkı doğru yanlış, B şıkkı yanlış doğru, C şıkkı doğru doğru, D şıkkı yanlış yanlış. Doğru cevabımız B şıkkı yanlış doğru şeklinde olacak. Bakın aracın hızı arttıkça bastım gaza gidiyorum. 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 bastım gidiyorum. Fren mesafem ne olur? artar değil mi azalmaz Şuman aracımın hızını artırdım o fren mesafesi fren konuşamadım fren mesafesi de artacaktı ee, yol üzerinde su birikmesi buz ya da kar olması fren mesafesine artıran faktörlerden de biz bu tavsiyelerden geçerken ne yapacağız fren mesafesini artıracağımız için takip mesafesini de artıracağız takip mesafesini azaltmayacağız hangisi çevre kilerini önleyici tedbirlerden biri değildir Kısa mesafeli yerlere yürüyerek gidilmesi, iniş eğimli yollarda motorun durdurulması, trafiğin yoğun olmadığı taşıt yollarının seçilmesi, mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarının kullanılması. Doğru cevabımız Beş yakıt değildir. İniş eğimli yollarda motorun durdurulması. Hayır, çevre kilini önleyici tedbir arıyoruz. Kısa mesafeli yerlere yürüyerek giderseniz siz veya kendi aracınızda gitmek yerine toplu taşıma araçlarını kullanırsanız eğer çevre kirliliğini önlemiş olursunuz. Trafiğin e, yoğun olmadığı taşıt yollarını seçmek. Bakın, trafiğin yoğun olmadığı yani sakin olan yolları seçerseniz siz yine çevre kirliliğini önlemiş olursunuz, hava kirliliğini önlemiş olursunuz, yakıt tasarrufu sağlarsınız. Hangisi iki yönlü trafik işaretidir? Hadi bakalım. Doğru cevabımız D şıkkı olacaktı. İki yönlü trafik yani bir gidiş bir de geliş vardı. Ne demekti iki yönlü karayolu? Taşıt yolunun her iki yöndeki taşıt trafiği için kullanılan kısmıydı. Yani bir gidiş bir geliş varsa o iki yönlü karayoluydu. A şıkkı öndeki taşıtı geçmek, yasaktır. Peki A şakındaki levhayı ortadan ikiye bölersem ben ne olacak o benim levham? Sonu kelimesi ekleneceği için önceki taşıda geçme yasağı sonu levhası olacak. B şakı yol vardı nerede bulunurdu? talih yolda bulunurdu. E, C şakı karşıdan gelen araca yol var şeklindeydi. Kazazedenin burnundan ve kulağından kan ile birlikte sıvı gelmesi hangilerinin göstergesidir? Şiddetli kafa travması geçirdiğinin, omurilik zedelenmesi olabileceğinin, göğüs zedelenmesi geçirdiğinin şıklar 1-2, 2-3, 1-3, 1-2-3. Doğru cevabımız A şıkkı olacak bakın şiddetli kafa travması geçirdiğini anlarım değil mi burnundan kulağından kan geliyor daha önceki soru videolarında demiştim ki bir de sıvı geliyorsa eğer hemen omurilik zedelenmesi olabileceğini düşünün demiştim şu anda da sınav sorusunu görüyor musunuz söylediğim şekilde aynen öyle o zaman ne yapacağız Ebru hocanın söylediklerine dikkatli dinleyeceğiz açıklamaları ihmal etmeyeceğiz orada göğüs zedelenmesinin geçirilene dair herhangi bir bulgumuz yok temiz kireçli su ile donmayı ve korozyon önleyici antivirüs karışımından oluşan sıvıya ne ad verilir? Motor yağı, fren, hidroli, akü, elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız. D şıkkı motor soğutma suyu olacaktı. 44. Okul taşıtının arkasındaki dur işareti yandığını gören, arkadan gelen sürücü nasıl hareket etmelidir, aracını durdurmalıdır, dikkatli ve yavaş geçmelidir, diğer sürücüleri uyarmalıdır, hızını artarak uzaklaşmalıdır. Doğru cevabımız A şıkı, aracını durdurmalıdır. Peki okul taşının arkasındaki dur ışığı hangi hallerde yakılıyordu? Bir hatırlayalım onu. Sadece öğrenci indirilip bindirilirken okul taşının arkasındaki dur ışığı yakılıyordu. Sorunu maalesef sorumluluk sigortası hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Motorlu araçlar için zorunludur. Motorlu araçlar için isteğe bağlıdır. Teminat, imiter ve sigorta primi yasa ile belirlenir. Aray sahibine düşen hukuki sorumluluğu teminat altına alır. Doğru cevabımız. B şıkkı motorlu araçlar için isteğe bağlıdır diyor. Hayır isteğe bağlı değil zorunlu diyoruz değil mi? O zaman zorunlu isteğe bağlı değildi. Peki zorunlu mali sorumlu sigortası yoksa araç trafikten ne edilirdi? Men edilirdi. Bunu da unutmayalım. Otobüs, kamyon, minibüs, kamyonet ve çekicilere bir yıl sonunda ve devamında kaç yılda bir muayene yaptırılması zorundur? 4, 3, 2, 1 Doğru cevabımız. D şıkkı bir, bir yıl içerisinde muayene yaptırılması zorunluydu. Bir de şunu söyleyeyim. Yeni alınmış bir araç düşünün. Yeni alınmış bir araçta kaç yıl sonra araç muayenesi yapılması zorunluydu? 3 yıl sonra yapılması zorunluydu arkadaşlar. Ve hususi otomobillere 3 ay sonunda 2 yılda bir de muayene yaptırılması zorunluydu. Yukarıdakilerden hangileri bir aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektirebilecek sürüş koşullarındadır? Yol durumu, hava koşulları, kişisel kullanım farkları. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2 ve 3, Doğru cevabımız. D şıkkı olacak değil mi? Aracın periyodik bakımının daha erken yapılmasını gerektiriyor. Yol durumu, etkiler hava koşulları, etkiler kişisel kullanım farkları, etkiler aracı hor kullanırsanız her aracın periyodik bakımını daha erkeni daha öne çekmiş olursunuz. Şekildeki trafik işaretini gören sürücünün hangisini yapması yanlıştır? Yolu kontrol etmesi, aracını yavaşlatması, takip mesafesini azaltması, bu bölgeden dikkatli geçmesi. Doğru cevabımız. C şıkkı yanlış olacak takip mesafesi azaltılıyor muydu? Hayır azaltılmıyordu gördüm hemen işaretledim. Kaygan yol mu şu anki levhamız? Evet ne yapacağız? Yolu kontrol edeceğiz. Aracımızı yavaş süreceğiz. Dikkatli bir şekilde süreceğiz. Ani hızlanmalardan kaçınacağız. Ani fren yapmaktan kaçınacağız. Dönüşleri de dikkatli döneceğiz. Çünkü dönüşler sıkıntılı. Kazazedeye sözde uyaranla ya da hafifçe omuzuna dokunarak "İyi misiniz?" diye sorularak nokta nokta değerlendirmesi yapılır diyor. Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere hangisi yazılmalıdır? Dolaşım, bilinç durumu, solunum, hava yolu açıklığı. Doğru cevabımız B şıkı bilinç durumu olacak. Beyefendi iyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Hayır, tepki vermiyor. Omuzlarını sıkıyorum. Tepki veriyor mu? vermiyor diyelim hadi onu da vermiyor. Ee, ne yapıyorum ben şu anda? Biliş durumunu kontrol ediyorum. Veylan bulgular kazazede de aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. Konuşamıyor, nefes alamıyor, rengi mor acı çekerek ellerini boğazına götürüyor. Komu hali uykuya eğilim, solunum yolunun yabancı cisimle tıkanması, dolaşımın durması, kalp atımlarının alınamaması. Doğru cevabımız C şık olacak. Solum yolun yabancı cisimle tıkanması olacak. Bakın konuşamıyor, nefes alamıyor, acı çekerek ellerini boğazına doğru götürüyor. Rengi de mor Yani kişi tam tıkanmış. Ne uygulanacak? Hemlik manevrası uygulanacak. Geldik hele ve bu sorun cevabı sizde aşağıdakilerden hangisi köprü yaklaşımını sağ sol gösteren işarettir. Zor bir soru seçmedim. Ee, kolay diye düşünüyorum. Güzel cevaplar geleceğinden de eminim. Sorumuzun cevabını sizlerden bekliyorum. Yorum bölümüne yazmayı ihmal etmeyin. Elimden geldikçe her birinize tek tek dönüş yapmaya çalışıyorum. Bana destek olmak adına aşağıda teşekkürler butonu var. Ona basabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve sınava girecek olan diğer arkadaşlarınıza da paylaşmayı ihmal etmeyin. Bu şekilde de bana destek olmuş olursunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki soru videosunda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.